TOKİ'den ev almak caiz midir? Özellikle son açıklanan kampanya üzerinden değerlendirildiğinde e, cevap ne olur acaba? E, TOKİ'nin son kampanyası olan memur maaşını endeksli olarak e, konut ya da arsa satması ve insanların bunu alması caizdir. Öncelikle bu hükmü söyleyelim. Şimdi konunun detayına geldiğimiz zaman burada toplu konut idaresi e, memur maaşına 6 ayda bir, endeksli olmak üzere yani bu da yılda iki e, defa evet yılda iki defa Ocak ayında ve Temmuz ayında e, şöyle yapıyor Tokyo e, diyelim ki Ocak ayı geldi e, geçmiş Temmuz ayından hesaplayarak işte 6 aylık süre içerisinde memur maaşına ne kadar bir zam gelmiş açıklanmış Ocak ayında şu kadar e, diyor ki ben yeniden bir güncelleme yapıyorum. Benim mülkümün ya da arsamın değeri artık değişmiştir. Dolayısıyla nasıl ki insanların maaşında bir değişiklik oluyorsa TOKİ'nin satmış olduğu konutlarda ya da arsalarda da bir değişim söz konusu olabiliyor. Ben diyor fiyatımı yeniden güncelliyorum ve bu güncelleme üzerinden senden alacağım diyor. Tabii ki burada en temel konuşulan şey şudur. Fiyatta bir belirsizlik burada var. Yani esasında satılan bir şeyin fiyatının belirli olması lazım. Yani ben bir ceket alıyorsam ceketin fiyatının belli olması lazım. Buna kaç para ödeyeceğim belli olması lazım. Burada e, satmış olduğu evlerde ya da arsalarda e, esas itibarıyla bir belirsizlik söz konusu değil. Niye? Çünkü başlangıçta diyor ki benim örnek olarak 2 artı bir konutlarım 600 bin lira, işte 3 artı 1 konutlarım 800 bin lira. Bunu belirlemiş. Başlangıçta bir belirlilik var. Peki belirsizlik ne zaman ortaya çıkıyor? İşte bunu 10 yıla, 20 yıla yaydığımız zaman ve memur maaşına endeksli dediğimiz zaman memur maaşının ne olacağını biz bilmiyoruz. Ve bu konuda bir tahmin de yapamıyoruz. İşte bu konuda bizim ulemamız diyor ki... Tabii bir kısmı diyor ki e bu caiz değildir, bir belirsizlik vardır. Yani her iki tarafın görüşlerini söylememiz lazım Objektif, objektiflik açısından. E, ulemamızın bir kısmı diyor ki bu caiz değildir çünkü burada belirsizlik vardır. Bir kısmı da diyor ki ulemamızın eğer buradaki belirsizlik yani halkımızın anlayacağı şekilde söyleyeyim kabul edilebilir bir belirsizlik ise çok afaki rakamlar çıkmayacaksa. Evet, yani bu kabul edilebilirlik ne demek? Yani alıcıyla satıcı arasında niza, ihtilaf, kavga, gürültüye sebep olmayacak bir alışveriş Artık, ise tabii. bu. Bir belirsizlik ise buna cehaleti yesire diyorlar. O takdirde diyorlar bu alışveriş caizdir. Şimdi ben hep izliyorum TOKİ'nin bu tür kampanyalarını ve memur maaşıyla endeksli olanlarda böyle bir niza ve ihtilafı pek görmedim. Yani görmüyoruz. Hı, hı. Ee, i̇nsanlar e, bazıları tabii ki vazgeçebilir. Yani hiç yok değil elbette ki. Örneği e, Bazen nizalar çıkabilir, ihtilaflar çıkabilir. Ama e, biz tabii ki bu azınlığa göre değil, çoğunluğa göre cevap vermemiz lazım. Çoğunluk olarak halk, halkımız bundan memnun. Mesela şimdi bu en son kampanyada görüyoruz ki hemen hemen iki günde iki milyonu aşmış müracaatlar. Evet. E, buradan da halkın büyük bir teveccüh gösterdiğini biz anlıyoruz. E, dolayısıyla buradaki belirsizlik, tekrar ediyorum, belirsizlik alıcı ile satıcı arasında bir niza ve ihtilafa sebep olmayacağı için e, TOKİ'nin bu son kampanyası caizdir. Ancak mesela TOKİ böyle değil de, e, Deseydi ki efendim ben bu memur maaşı falan değil de ben fiyatları kendim uygun bir zamanda belirleyeceğim falan gibi bu memur maaşı belirsiz konuşmasaydı, şey belirsizlik ifade etseydi o zaman da caiz olmazdı. Eyvallah.